Merhaba arkadaşlar, ben Billur Türkoğlu Felks. Bugün size çok kolay bir çalışma göstermek istiyorum. Benzerini bir kere daha yapmıştım sanırım. Şu gördüğünüz üzümü yedikten sonra kalan iç parça. Üzüm de üzüm hani. Hem bakın ne kadar güzel ve tadı da şahane. Ama tabii konumuz onun tadının şahaneleri değil tabii. Onu bir kenara koyuyoruz. Biz dalıyla ilgileniyoruz. Bu dallardan böyle bahar dalları yapabiliyoruz. Bunları ağaç gibi kullanabilirsiniz minyatür çalışmalarınızda. Daha önce de söylediğim gibi. Buralara yeşil yosunlar var biliyorsunuz. Hatta canlı onlar böyle yıllarca yaşayabilen. O yosunları çok kullanıyor minyatürcüler. Rölyef yapanlar. Buralara o yeşillikleri saplayarak bunu ağaç gibi yapabilirsiniz. Veya böyle tekrar yapıp renkli boyayabilirsiniz. Bahar dalları böyle renkli boyayabilirsiniz ve aranjmanlarınızda ilave olarak, dolgu olarak kullanabilirsiniz. Mesela bunu şimdi ben alelade bir şekilde gösteriyorum ama siz tabii daha güzel katarak daha dolgun aranjmanlarınızı gösterebilirsiniz. Mesela şöyle bir çalışma var. Diyelim ki bakın çeşitli yerlerine bunu ilave ederek daha zengin bir görüntü kazandırabilirsiniz. Şimdi biz nasıl yaptığımızı gösterelim. Tabii bu çalışma için yine malum bizim meşhur tutkal hamurumuzu kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir parça alalım. Bunun zaten gördüğünüz gibi şu uç kısımları top top ve hamura çok kolay saplanıyor arkadaşlar. Alttan taktım, üste doğru çekip elinizle böyle biraz yuvarladınız mı hop oraya tutunuveriyor. İçindeki tutkal dolayısıyla da çabuk tutunma sağlıyor. Tekrar yapıyoruz. Hop, bakın tutundu. Koparalım. Biri de dışarıdan tak 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 bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama bir saattir sabır ediyorum. Devam ederse sanırım müdahale etmek zorunda kalacağım. Evet bakın çok da çabuk oluyor. Bu bütün uç kısımları kapladıktan sonra boyama yapacaksanız hemen kurumaya bırakmadan boya kısmını yapın. Yapın. Kururken boyayı da içine emecektir. Boyası da gayet güzel görünecektir o yüzden. Evet, gördüğünüz gibi kolayca da olabiliyor. Şimdi tamamını yapmama gerek yok sanırım. Bir şey daha söyleyeyim. İsterseniz bunları böyle top top bırakırsınız. İsterseniz ezerek yaygınlaştırabilirsiniz. Bakın. Öyle de görüntüsü gayet güzel oluyor. İster renkli, ister böyle sade. Evet, bir başka çalışmada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.